Yeni bir videodan herkese merhaba. Kodak Aleris'in yepyeni bir ürünüyle karşınızdayım. Bundan 2 yıl önce Kodak Aleris 1035'i sizlere anlatmıştım. Kodak markası görüntüleme ve baskı teknolojileri konusunda tüm dünyada çok önemli çözümler sağlamış çok değerli bir marka ve hala bu çözümlere ihtiyacımız var. Şu anda Kodak Aleris E1040 bir tarafta da E1030 var. Bu iki modele yakından bakacağız ama önce gelin kutusundan çıkartalım. Sonrasında da bize sunduğu kurumlara sunduğu özelliklerin teknolojilerin neler olduğuna daha derinlemesine dalalım. Kutu açılışını az önce izlediniz. Bir konu var, altını çizerek tekrar hatırlatmak istiyorum. İşletmeler, önemli kurumlar bu verileri yani bu belgeleri dijital ortamda mutlaka saklamalı. Saklarken mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde, kaliteli bir şekilde saklayabilmeli ve bunu yazılımın desteğiyle aynı zamanda bulut bilişimin avantajlarıyla yapmalı. Olası bir durumda fiziksel olarak bu belgelere ulaşamadığımız zamanlarda hızlı bir şekilde dijital olan sürümlerine ulaşmak hayati öneme sahip. Bunu Maalesef bir kez daha görmüş olduk yakında yaşadığımız felakette. Şimdi teknoloji bize bu konuda nasıl yardımcı olacak? Bu arkadaşların teknik özelliklerine artık yakından bakalım. Kodak Aleris'in artık üretimini durdurduğu E1035 ürünü yerine gelen E1040 ve E1030 tarayıcılarını yakından tanıyalım. Şimdi bu iki model dijital arşiv yapan firmalar, noterler, finans kuruluşları, enerji sektörü gibi pek çok alanda çalışanların hayatını kolaylaştıracak inanılmaz teknolojilere sahip. Kutusundan çıkarttığımız bu iki ürünün teknik özelliklerine hızlıca yakından bakalım. Öncelikle E1040'tan başlayalım. Tarama hızı A4 sayfa olarak paylaşıyorum. Bu bilgileri dakikada 40 sayfa veya 80 resim. Kapasitesini merak edenler için de hemen söyleyelim, 80 gramlık kağıtlarla 80 adet yaprak kapasitesine sahip. Bununla beraber günlük 5.000 sayfa tarayabiliyor. Bağlantı noktalarında ise USB 3.2 Gen1 var. Tarama çözünürlüğünün de 600 dpi olduğunu söylemiş olalım. Yazılım olarak Smart Touch yazılımı kullanılıyor ve birçok dosya biçimini destekliyor. E1030'a geçecek olursak dakikada 30 sayfa ya da 60 resim tarayabiliyor. Kapasitesi yine 80 gramlık kağıtlardan toplamda 80 adet yaprak kapasiteye sahip. Bununla beraber günlük tarama kapasitesi ise 4000 sayfa. Bağlantı noktası olarak USB 3.2 Gen 1 var. Tarama çözünürlüğü ise yine 600 DPI ve aynı zamanda Smart Touch yazılımına sahip. Kodak, Aleris, E1040 ve E1030 tarayıcılar kutudan çıkar çıkmaz taramaya başlayabileceğiniz bir kurulum kolaylığına sahip. Basit ve sezgisel bir arayüze sahip olan bu tarayıcılar kurumların mevcut yazılım altyapısıyla da kolayca entegre oluyor. Yani kurum şunu düşünmek zorunda değil. Benim halihazırda hazırda bir sistemim vardı. Acaba bu sistemle entegre olur mu olmaz mı? Bunu düşünmenize gerek yok. Şimdi Kodak E1040 ve e 130 tarayıcılar ücretsiz Smart Touch tarayıcı uygulamasıyla beraber geliyor. İki modelde Çift taraflı tarama yapabiliyor. Yani bir dosyanın, bir belgenin iki tarafında da veri varsa bunu kolaylıkla tarayabiliyor. Ayrıca her iki modelde de 9 adet profil tanımlayarak cihaz üstünden tek bir tuşa dokunarak bu tarama işlemlerini çok daha hızlı bir hale getirebiliyorsunuz ki zaman burada gerçekten çok önemli. Çünkü kullanıcısına zaman kazandırması gerekiyor buradaki teknolojilerin. Kodak E1040 ve E1030 tarayıcılar isteğe bağlı düz yataklı bir aksesuarla kenetlenebiliyor ve kimlik kartları veya pasaport taraması ya da işte hasarlı bir belge olabilir ya da kırılgan bir belge olabilir. Bunlar için hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor. Şimdi sert ve kalın kartlar var. Bunlar soru işareti. Sert ve kalın kartlarla pasaportlar da dahil bu arada. Pasaportları da örnek verebiliriz. Çeşitli kağıt boyutlarını ve ağırlıklarını tarayan bu yazıcılar hızlı basit belge taramayla müşteri etkileşimlerinde hızlandırmanızı sağlıyor. Şöyle düşünün mesela siz bir yere gittiniz. Pasaportunuzu verdiniz. Şimdi pasaportunu veren kişi olarak düşünün kendinizi. Hızlı bir şekilde işlemler tamam tamamlansın istiyorsunuz. Ama bir de karşıdaki kişinin yerine kendinizi koyun. Çünkü tarama yapılacak olan cihazın bu farklı ağırlıkta ve kalınlıktaki belgeyi hızlı bir şekilde taraması öyle kolay değil. Ama işte teknoloji bu problemleri ortadan kaldırıyor. Her iki modelde de bulunan Dual Illumination ve Perfect Page teknolojisi var. Şimdi bu teknolojilerle her seferinde mümkün olan en iyi görüntü sağlanmış oluyor. Şimdi gelelim biraz da performansa yani ne kadar hızlı tarama yapabiliyor. E1040 hemen şurada görüyorsunuz. Bu tarayıcı dakikada 40 sayfa ya da 80 tane resmi tarayabiliyor. Resmi evrak ve belge tarayanlar için bu oldukça iyi bir performans bunu da söylemiş olalım. E1030 neler yapabiliyor onu da söyleyelim. Dakikada 30 sayfayı tarayabiliyor ya da 60 tane resmi yine tarayarak dijital hafızaya atabiliyor. Bir de günlük performanslarına bakalım. Günlük 5000 sayfa tarama kapasitesiyle öne çıkan bir E1040 var. Halife olan E1030 da günlük 4000 sayfa tarama kapasitesine sahip. Kodak Alaris tarayıcının içerisinde bulunan teknolojilerden bahsetmiştik. Onlardan bir tanesinin adı Smart Touch. Şimdi bu Smart Touch teknolojisiyle beraber karmaşık ya da işte çok adımlı tarama işlemleri oluyor. Bu tarama işlemlerini sadece tek dokunuşla çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Özel tarama ihtiyaçları olabiliyor. İşte bu özel tarama ihtiyaçlarına uyması için de 20 farklı işleve kadar konfigürasyon yapılabiliyor. Ortak tarama görevleri olabilir. Çoklu cihazlar kullanıldığında işte Smart Touch bu işlemleri kolaylıkla yapabiliyor herhangi bir belgeyi bir dosya konumuna veya ortak bulut hizmetlerine de bu yazılım üzerinden gönderebiliyorsunuz. Videonun bu kısmına kadar Kodak Aleris'ten bahsettik. Sunduğu teknolojilerden bahsettik ama Türkiye macerasında anlatmakta fayda var sevgili dostlar. Şimdi bu teknolojinin Türkiye'deki dağıtıcılığını Penta Teknoloji üstleniyor. Penta teknolojiyi teknolojiyle haşır neşir olan kullanıcıların çoğu zaten biliyordur diye tahmin ediyoruz. Güvenli bir şekilde kurumlara ve kişilere ulaştırılması aynı zamanda satış sonrası desteğin de gerçekleştirilmesi konusunda önemli bir kuruluş. Videonun sonlarına doğru yaklaşırken merak edilen bir konu var. O da Kodak Alaris'in bu teknolojilerine nasıl erişebiliriz? Bu sorunun cevabı videonun açıklama sayfasında. Orada paylaştığımız linkler üzerinden bu ürünlerin teknik özelliklerini, detaylı teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz. Bu ürünlere nasıl sahip olabilirsiniz ve aklınızdaki herhangi bir soruyu cevaplayabilmeniz için ihtiyacınız olan bilgileri videonun açıklama kısmında paylaştık. Geldik videonun sonuna. Anlatmış olduğumuz bu teknolojiler özellikle kurumlar için gerçekten çok önemli. Bu verilerin dijital ortama aktarılması, aktarılırken bu operasyonların çok hızlı bir şekilde yapılması, aktarılan verilerin olan sistemle entegre olması ve güvenli bir şekilde saklanması çok 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 değerli. Bu teknolojileri anlattığımız için çok mutluyum. Umarım izleyenler de bilgilenmiştir, faydalanmıştır diye düşünüyorum. Eğer sizler öyle düşünüyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu çözümleri anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.